İsmim Melih Mehmet, soy ismim Çetin Kaya. Bursa Karacabey'de dünyaya geldim. 2001, 22 Ocak Pazartesi. Aslen Balıkesirliyiz. Balıkesirli babamlar oradan göç etmişler Bursa Karacabey'e. Bursa Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde lise öğretimini tamamladım. Oradan hiç ara vermeden üniversite sınavına girdim. Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini kazandım. Orada şu anda 3. sınıf öğrencisi olarak örgün eğitim görmekteyim. Benim bu programa katılmamda emeği geçen başta ailem, siz değerli hocalarım ve Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesindeki öğretmenlerime ve hocalarıma, İslam Araştırmaları Merkezimize çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Benim buraya gelmemde çok büyük katkıları oldu. Allah hepsinden razı olsun tekrar. Yaradılmış cümle oldu şadıman, gam gidip alem yeniden buldu can. Cümle zerratı cihani düp nida, çağrı şu ben dediler ki merhaba, merhaba ey Ali Sultan, merhaba, merhaba ey Kani İrfan, merhaba, merhaba ey Sırrı Furkan, merhaba, merhaba ey Derde Derman, merhaba, merhaba merhaba ey aşinayı Zülcelal, merhaba ey rahmeten lil alemin, merhaba sensin şefi. Merhaba ey padişah-ı cihan, senin için oldu kevn ile mekan. Ey gönüller derdinin dermanı sen, ey yara başların sultanı sen, ya Habiballah bize imdat kıl, son nefes didarın ile şat kıl. Ger dilersiz bulasız ondan necat, aşk ile derd ile idin salat. Melih Mehmet Çetinkaya için seyirci oylamasına geçiyoruz.
Evet, yanımızda günün en genç yarışmacısı var, Melih Mehmet. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ağzına, yüreğine, sesine sağlık. Allah razı olsun. Nasılsın, iyi misin? İyiyim elhamdülillah hocam. Sizler nasılsınız? Hamdolsun bizdeyiz. 21 yaşında delikanlısın. Evet hocam. Hoş safa geldin. Sağ olun hocam. Elimdeki notlara bir bakıyorum da çok güzel. Üniversitede kıraat ve musiki topluluğunu kurmuşsunuz. Evet hocam. Ve başkanlığını yapmışsınız. Evet elhamdülillah. Allah Allah. Allah Allah. Nasıl oldu? Biraz anlatır mısınız? Hocam ben üniversitede İslami İlimler Fakültesi'nde, Uşak Üniversitesi'nde sürekli böyle aktif olan öğrencilerdendim. Camilere gidip kâmet, ezan, imamlık, mihrabiye derken hocalarımız beni tanıdı orada. Allah razı olsun okulumuzdan Cihat Çelik hocamız var Kur'an-ı Kerim. Aynı şekilde Mehmet Aydın hocam var. Kur'an-ı Kerim hocalarımız bunlar. Bizim mesleki derslerimize giriyor. Onların vesilesiyle, aracılığıyla bu topluluğu kurduk. Bize ön ayak oldular. Allah razı olsun. Mehmet Aydın hocam benim danışmanım aynı zamanda. Bize bu anlamda çok yardımcı oluyorlar. Böyle mevlid programları, mevlid kandilinde, berat kandilinde, diğer kandil özel gün ve gecelerde güzel programlar icra ediyoruz. Kaç kişisiniz? Ya hocam bu topluluk olduğu için üniversite genelinden, diğer fakülteden de öğrenci arkadaşlarımız var. Yani şu anda kayıtlı olarak aktif olan öğrencilerimiz, aktif olanlar sadece 25-30 civarında ama onun haricinde de öğrenci sayısı 200'ü bulmuştur. Ne kadar güzel ya. Çok güzel değil mi hocam? Harikulade. Aynı zamanda Melih Mehmet'in Bursa'da güzel ezan okuma birinciliği var. Evet, Marmara'da da dördüncülüğü varmış. Şimdi siz okurken hemen Fatih hocamla Amir hocam göz göze geldiler. Onlar göz göze geliyorsa bir şeyler var. Amir hocama dönüyorum. Buyurun hocam. Sevgili Melih, evladımız, yavrumuz. Suçun büyüdü senin, çoğaldı şu anda. Bu meziyetleri de söyledikten sonra, bizi öğrendikten sonra gerçekten çoğaldı. Hem en gençsin şu ana kadar ki gelen arkadaşlarımızın arasında, hem de en tatlı, en güzel sese sahipsin. Allah razı olsun. Sana baştan tiyo da verdik ama sen duymadın. Alem yeniden bulacaksın deyince tekrar ettik biz buradan Fatih Hocam'la ikimiz. Yeniden, yeniden diye tekrar ettik. Gerçi bu kelime hatalarını Yunus Hocam biraz sonra sana söyleyecek. Mevlid'in makamatı kadar kelimelerin düzgün okuduşuna çok dikkat edeceksin. Hele senin orada hocalık yaptığın yerde, Musiki Derneği'nde, musiki eşittir, efendim güfte kelimelerin hatası, prozodi diyoruz ya ona, prozodi. Uzun kelimeleri kısa okuyamazsın, heceleri, kısa heceleri de uzun okuyamazsın. Oysa ki bizim mevlidimizin biliyorsun, failatun, failatun, failun, yaradılmış cümle oldu şaduman. Gam gidip alem yeniden bulacaksın. Yeniden, yeniden diyemezsin. Yeniden yok. Yeniden. Gam gidip alem yeniden bulacaksın. Aşağılarda daha var. Sonra söyleyecek onu Yusuf'cu. Lütfen zaman zemin, musiki şinas olduğun için zaman zemin meyan karar mef'umuna çok dikkat edeceksin. Yani normal bir sesten başlayacaksın. Pes bir ses, yeden diyoruz ona, yeden. Güçlü sesle birlikte kararını verecektin. O makamın kararı, uşak da uşak, icaz da icaz, rast da rast. Sonra güçlüden sonra, karar verdikten sonra ne yapacaksın? Meyan yapacaksın, meyan. Meyandan sonra da mecburen yine aynı sesin kararını, makam geçişi yapsan bile bulacaksın. Aynı seste karar vereceksin. Bunları yapmazsan musikiyle ilgilenmiş olman hiçbir şey ifade etmez. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Ben sana hadi 90 puan vermiş olayım. 90 puan aldınız Amir hocamızdan. Allah bereket versin. Fatih hocam, siz neler buyuruyorsunuz? Biraz kızacağım dedi ama yine kızamadı. Kızamadı. Ya böyle güzel bir ses, yani hocam şey yaptı yani, üzüldü bir anda. Gerçekten. Şimdi heyecanını anlıyorum. Nasıl heyecanını anlıyorum? Karşında bir çınar var. Biz heyecanlanıyoruz yanında. Vallahi yanında olmaktan şeref duyuyorum her zaman. Allah'ın Yunus abi, Amir hocamızın yanında olunca böyle heyecanlanıyoruz. Biz de heyecanlıyız. Onu söyleyeyim. Senin heyecanın burada bu manada çok normal.
Çok kısa bitirdin. Hemen bitti. Yani tamam 4 dakikaya sığdırabilirdin. Güfte hatalarını, vezin hatalarını Yunus hocam söyleyecek. Meyanı tam bassaydın, müzikal olarak belki biraz daha, hadi yaşına verir, biraz daha puanın yüksek olabilirdi. Ben Amir hocamın puanını, ben de Amir hocamın puanını vereceğim. 90. 90 puan aldınız Fatih hocamızdan da. Yunus hocam, siz neler buyurursunuz? Öncelikle tebrik ediyorum. Bu yaşta böyle bir alana ilgi duyması, bu bir aşkın ifadesi. Aşkı ziyade olsun. Evet. Efendim, belli ki İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler talebesi. Evet hocam. İslami çok güzel. Tabii İslami İlimlerin, İlahiyat Fakültesi ilimlerinin yardımcı alanıdır bu tip kültürel etkinlikler. Çok çok güzel. Tebrik ederim. Tabii orada muhakkak edebiyat hocanız da vardır. Belki Kur'an hocalarınız da Mevlid'den az buçuk anlıyorlardır. Belki de iyi Mevlid'den anlıyorlar. Ben bilemiyorum şimdi. Ama muhakkak ki oralarda bu detayları bilenler vardır. Güfte bu işin olmazsa olmazı. Vezin bu işin kalıbı. Yani kalıp bozuk olursa içinden çıkan da bozuk çıkar. Amir hocam bir kısmını söyledi. Cümle zerratı cihani dübnida. Bak cümle zerra failatun. Tı cihani failatun dübnida. Ama kalıp bu. Failun, evet. Failun. Bülbülü bağı, çok yapılıyor bu hata. Bu çok galiz bir hata. Ciddi bir hata. Bülbülü bağı cemal. Cemal bağının gülü. Bülbülü. Güzellik bağının bülbülü. Kim o? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Senin için oldu kevnine le mekan. Senin için değil. Oldu kevni le mekan. Efendim bir de Mevlid'in birçok bahrinin sonunda gerdiler siz buğulasız ottan necat, aşkılar derdiler idin es-salat. İkinci kısmı anlaşılıyor da aşk ile derdiler idin es-salat. Yani aşk ile, şevk ile, dertlenerek Peygamber aleyhissalatü vesselam'a salatü selam edin. Ne güzel ifade değil mi? Ama birinci kısımda çok ciddi bir hata yaptınız. Gerdiler siz buğulasız ondan necat. Hayır. Gerdiler siz buğulasız ottan necat. Od ne? Ateş. Cehennem. Od burada. Ot değil. Yani eğer cehennem ateşinden azat olmak, korunmak istiyorsanız peygambere aşk ile derd ile salatü selam getirin. Allah Allah. Muhteşem. Yani Efendimiz'e salatü selam bizi aynı zamanda ateşten de koruyormuş. Korunalım inşallah. İnşallah. Evet. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Puanım 89. 89 puan aldınız Yunus hocamızdan. Evet Hasan hocam sizi dinliyoruz. Efendim Mehmet Melih, Melih Mehmet kardeşimizi tebrik ediyoruz. 21 yaş, tabii genç bir yaş, ses de oturacak, tavır da zamanla mutlaka oturacaktır. Ama yaptığı o çalışmaların hepsini ben ön bilgi olarak bilmiyordum, şimdi sizden duydum. Normal notuma ilave olarak bir 3 puan ekledim bu gayretinden ötürü, onu belirteyim. Yoksa hani benim notum hocalarımdan 1-2 puan daha fazla. Şirinlik olsun diye değil de teşvik olsun diye o notu verdiğimi altını çiziyorum. Rahmetli Yıldırım Gürses'in bestelediği bir fetih marşı var biliyorsunuz. Arif Nihat Asya'ya ait sözleri. Delikanlım işaret aldığın gün atandan, yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. 21 yaş bana bu şiiri hatırlattı. Tebrik ediyorum kardeşimizi. Notum 93. 93 puan alıyorsunuz. Kutluyoruz. Şimdi yanımda kıymetli başkanım var. Musiki korosunu kurmuş, topluluğunu kurmuş. Kıymetli başkanımızdan sizin de müsaadeniz olursa bir kuple bir musiki dinlesek efendim. Allah hocam yani... Bizim söylediğimiz tasavvuf musikisi, hı hı. Yani dini musiki. Tamam.
Ne okuyabilirim? Ya Rabbena, ya Rabbena, yardım eyle kıyamette. Vâfir lenâ zunubenâ, yardım eyle kıyamette. Vâfir lenâ zunubenâ, yardım eyle kıyamette. Alkışlarınız başkanımız için gelsin. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şimdi genel puanımıza bir bakalım. Değerli jürimiz, bakalım toplamda size ne kadar puanı takdir görmüş. Evet, Melih Mehmet Çetinkaya jürimizden 362 puan alıyor. Allah'ım. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Sizleri alkışlar eşliğinde uğurluyoruz efendim. Çok sağ olun. Kıymetli yarışmacımızı gönderdik. Sırada dördüncü yarışmacımız var. Çanakkale'den gelecek Muhammed Sevgili. Miraç Bir Bahri'ni okuyacak. İsmim Muhammed Sevgili. 1989 Çanakkale Çan ilçesi doğumluyum. Yani 33 yaşındayım. Hafızlığımı İzmir Kestanepazarı Kur'an kursunda ikmal ettim. Aynı şekilde İmam Hatip'imi de orada bitirdim. Yaklaşık 10 yıldır Diyanet Camiası'nda hem İmam Hatip hem de müezzin kayyum olarak çalışmaktayım. Şu an hali hazırda Çanakkale Çan ilçesi, yani memleketimde görevime devam ediyorum. Evliyim. 2 yaşında bir erkek çocuğum var. Allah cümlemizinkini hayırlı evlatlardan eylesin inşallah. Heyecanlandığımda sesimin bozulmasından endişe ediyorum. Onun dışında Mevlid-i Şerif'e belki musiki olarak bir katkımız olur bu programa. Güzel bir program olmuş. Yani belki bir nebze katkım olur diye buradayım zaten. Söyle şurken Cebrail ile kelam geldi refref önüne verdi selam aldı ol şahı cihanı ol zaman. Sidreden gitti ve götürdü hemen bir feza oldu o demde ruhuma ne mekan var aklı fikretmez o hali fehmu hal. Her birisinden geçerken ile o emrolundu ya vardı erişti
hurufu lafz-ı savt ol padişah Mustafa'ya söyledi biştiva dedi ki matlubu ve maksudun benim sevdiğin can ile mabudun benim gel Habibim sana aşık olmuş cümle halkı sana ben de kılmışam ne muradın var ise kıl amreva eyleyen bir derde bin türlü deva Mustafa dedi ey ya Rabber Rahim vey hata bu şu hatası çok kerim ya ilahi hazretinden hacetim bu Muhammed Sevgili için seyirci oylamasına geçiyoruz. Yanımızda sevgili Muhammed var. Seyirci oylamasını tamamladık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Hamdolsun bizdeyiz. Evet. Cennet yaşındaymışsınız. 33 yaş. Evet. Allah hayırlı sağlıklı güzel ömür versin. Amin inşallah. Cümlemize inşallah. Sizi biraz tanıyalım. İsmim Muhammed Sevgili. 33 yaşındayım. Çanakkale Çan doğumluyum. Evliyim. Bir çocuk erkek evladı babasıyım. 10 senedir Diyanet Camiası'ndayım. Şu an hali hazırda Çanakkale Çan ilçesinde müezzin kayyum olarak görevime devam ediyorum. Ne kadar güzel. Evladınızın adı ne? Ahmet Tahir. Ahmet Tahir'e buradan selamlar, hürmetler. Tabii ki o da sizin kadar en az heyecanlıdır muhtemelen şu an izlerken değil mi? Kaç yaşında? 2 yaşında. Öyle mi? O zaman çok da çok da anlamaz. Büyünce inşallah. İnşallah, inşallah. Güzel bir hatıra olacak. Kesinlikle. Kıymetli Fatih Hocam, tabii ara ara renklendiriyoruz ama bu bölümü de süslesek yani bir şeyler yapsak ne yapsak hocam? Bu bölümü nasıl süsleyebiliriz? Yani. Aramızda konuk misafirimiz var tabii konuğumuz var. Hasan Lütfi Ramazanoğlu hocamız burada jüri olarak görev yapıyor ama Mevlüt Han jürisi, Mevlüt Hanlık jürisi. Ama aynı zamanda kendisi tasavvuf müziği sanatçısı, Mevlüt Han, Kaside Han ve bestekar. Birçok da bestesi var değerli hocamızın yani. Hasan Lütfü Ramazanoğlu hocamdan bir kuble bir şey dinleyebiliriz. Harika olur. Bölümde. Çok güzel hocam, olur hocam. Ne lütfeder bilmiyorum. Estağfurullah. Yani Anur hocamın yanında bizim bestekarlığımızın esamesi elbette ki okunmaz yani. Ama biz de hocalarımızdan aldığımız cesaretle diyelim, onların teşvikleriyle bir şeyler karalamaya çalışıyoruz. İnşallah sadra şifa olur. İnşallah. Ben müsaadenizle... Rahmetli Yahya Soyit üstadımızdan dinleyerek meşk ettiğim, bestesi ona ait değil, bestesi meçhul.
Fakat ben ondan ilk defa dinleyerek meşkettim. Muhayyer Kürdi makamında bir eser icra etmeye gayret edeyim. Rahmetli Yahya Soyit Üstadımız da çok güzel besteleri var. Onlardan en güzel bir tanesi de yine bu makamda aslında. Kimi Dosta Kimi Varmış. Dosta Fakat ben onu değil, onun öncesinde albümden geçtiğim bir eseri okumaya çalışacağım. Sübhanın illallah. Buyursun. Hadi bakalım. Dinliyoruz. Buyurun efendim. Sübhanın illallah, sultanın illallah. Sübhanın illallah, sultanın illallah. Ne versen razıyız, bize elhamdülillah. Ne versen razıyız, bize elhamdülillah. La ilahe illallah, ya Allah illallah. La ilahe illallah, ya Allah illallah. Ne versen razıyız, bize elhamdülillah. Ne versen razıyız, bize elhamdülillah. Eminim illallah, emanım illallah. Eminim illallah, emanım illallah. Sinemde hem dinim, imanım illallah. Sinemde hem dinim, imanım illallah. La ilahe illallah, ya Allah illallah. La ilahe illallah, ya Allah illallah. Ne versen razıyız, bize elhamdülillah. Ne versen razıyız, bize elhamdülillah. Ağzınıza, yüreğinize, sesinize, sabahınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Hakikaten çok güzel oldu. Yunus hocam, sizinle başlayalım. Kıymetli kardeşimizi nasıl değerlendirirsiniz? Çok tatlı bir ses. Sevgili Muhammed, Muhammed sevgili evet. kardeşimizin sesi. Ve Amir hocam da çok iyi bilir ki Mevlid'in bugün belki Türkiye'de en çok icra edildiği bir mekanda bulunuyor kendisi. Ve Türkiye'nin en şu anda göz önündeki Mevlid hanlarının ara ara gelip gittiği bir yerde görev yapıyor. Biraz daha bunlardan istifade etsin diyeceğim. Yeterince etmemiş gördüğüm kadarıyla ama ses çok çok güzel bir ses. Yani bu sesten çok iş çıkar Muhammed kardeşim. Tabii tespit ettiğimiz bir takım hatalar var. Bir defa şunu söyleyeyim, Fatih hocam belki daha çok o konuya girecektir. Makamat seyri itibariyle Miraç Bahri Hüzzam ve Segah'ın ağırlıkta olarak icra edildiği bir bahirdir. Çok fazla göremedik o makamları. Tabii güfte ve vezin hataları vardı. Ne mekan var anda ne arzu sema failatun failatun failun. Emrolundu değil, emrolurdu. Emrolurdu ya Muhammed gelberu. Vardı erişti. Oradaki e'yi uzatması gerekiyor. Vardı erişti. Erişti değil, erişti.